Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet kaselerinde huzurlarınızdayız değerli izleyenler. Bu programımızda da Esma-ül Hüsna derslerimizin tecellisini konuşuyoruz inşallah. Rabbimizin El-Hay ismini konuşacağız. Değerli hocam Abdülhakim Sonkaya hocam da hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Eyvallah. Evet malum devam ediyoruz zaten. Süre gelen bir program ve El-Hay ismini konuşacağız. Hocam bu isim tabii duygu dünyamıza malumunuz. Bu isim bir bende inanılmaz bir enerji oluşturdu. Farklı bir enerjisi var. Çözemediğim bir enerjisi var. Ya bu ismi hani izleyici de deneyebilir. Mesela kıldığı bir namazda ya 10 defa ya hay 10 defa üst üste farklı bir şey oluşturuyor insanda. Farklı bir enerji oluşturuyor. O duygu kısmına gelecek olursak bender şeyi oluşturdu Seydam. Allah'ın ikramıdır inşallah. Yanılıyorsak düzeltin. El-Hay isminin karşılık geldiği nedir şeklinde böyle bir şeyimiz oluyor. Allah-u Teala'dan medet istiyoruz. Ritim ve düzen. Yani bizdeki çağrışımı, bizdeki artık ilham mı diyeceğiz. Allah-u Teala'dan mıdır ya da bizim vesvesemiz midir bilmiyorum. Fakat şey bu, çağrışım bu. El-Hay aslında yani ritim ve düzenle de çok da bir alakası yok görünürde kağıt üstünde. Fakat çağrışım bu şekildeydi. Önce buradan başlayalım sonra bu yanlış bir duygu mudur? Oradan başlayalım sonra El-Hay ne demektir? Lütfedersin. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere hocam zaten El-Hay hani diri, canlı demek. Hı hı. Şey olarak tercüme edildiği zaman ölünün zıttı. Yani ölmenin, ölümün zıttı hı hı anlamında hı kullanılıyor. Sizin dediğiniz ritimle ilgisi var tabii. Ritim ne demektir tanım olarak? Hani ritimden kastırız. Biz işte müzikte... Müziğin ahenk içinde evet, olması. Evet. Şimdi tabii ki bu size gelen bu hani fütuhat dediğimiz bir açılım olarak elbette alakası vardır. Neden? Çünkü Allah-u Teala El-Hay ismi sadece hareketi ifade etmiyor. Şimdi bir şeyin hareket etmesi, hı hı, mesela bir şey hareket ettiği zaman bir taşın yuvarlanması mesela biz buna canlı demiyoruz ama. Demek ki diri olmak, hay olmak sadece hareketli olmak değildir. Evet. Düzenli ve yerine göre işte bir canlılığı ifade ediyor. Yani hı hı o manada. Yani evet, diyelim ki su akar ama biz buna diri demiyoruz. Ama orada bir hareket vardır. Değil mi? Çok güzel. Yani bir şeyin hareket ediyor olması onun canlı olduğunun delili değildir. Sadece. Evet, sadece değil. Evet. Ama her canlı, şey, her diri olan şey hareket eder. Evet. Fakat ama her hareket eden de diri değildir. Diyemeyiz. Tabii. Evet. Az önce verdiğimiz. Tabii. Güzel. Şey taş örneğidir. Bizim şeyimizle yani mesela bizim tabii ki hani sıra aleminde her şey canlı. O ayrı bir konu. Hı-hı. Diyelim ki taşın da atomları var. Hani o canlı normalde hareket ediyor ama biz buna canlı demiyoruz. Zahiri yani göründüğü kadarıyla evet, canlı buna, değil. Biz tabii buna canlı demiyoruz. Evet. Ondan dolayı Allah-u Teala El-Hay ismi demek ki hayat, kainata, insana, varlığa sadece bir hareket vermiyor. Aynı zamanda hareketi anlamlandırıyor. Harekete bir ahenk veriyor, bir ritim veriyor, bir anlam veriyor. Şimdi insanın mesela damarlarında kan akar. Fakat bunun ritimli olması gerekiyor ki o şeyi sağlasın. Bunun gibi. Öyle değil, değil mi? Kalp öyle yapıyor. Tabii. Değil işte mi? Kalp düzensiz tabii düzenliyor, kalp alıyor orada tabii belli bir şeye getiriyor. Sonra bu şekilde sistem kalp olmadığında çok ciddi problemler olur. Nitekim öyle olmuyor mu? Kalp mesela ritmi deniyor. Ritim kalp. Tabii tabii. Ritimde bozukluk var mı diye. Yani kalp canlı olduğu zaman, çalıştığı zaman insan hayattadır. Diridir, kabul edilir, canlı kabul edilir. Ta kalbi duruncaya kadar ne yapılır efendim? Şeyi devam eder, canlılığı. Yani hayatta olduğu kabul edilir. Hı-hı. Ama kalbi durdu. Ritmi sona erdiği an. Tabii, tabii. Öyle değil mi efendim? Hayat da bitiyor. Demek ki hayatın bir ritmi vardır. Hak Teala bu hayata bir ritim vermiş, bir mana vermiş.
sadece bir hareketlendirmemiş sadece. Yani bir hareket olarak değil. Ondan dolayı biz bu hayatı aldığımız zaman aynı zamanda var olmanın tadını, canlılığın, diri olmanın şeyini almalıyız. Ve buna göre hareket etmek gerekir. Buna göre davranmak gerekir. İşte biz buradan başlayarak meseleyi izah etmeye çalışacağız inşallah. Evet. Bilinen anlamıyla gidecek olursak, Allah-u Teala'nın diri olması, şimdi Türkçe'de diri ile canlı eş anlamda kullanılıyor genelde. Sanki Allah-u Teala için canlı kelimesini, canı var anlamında değil mi? Canlı, can taşıyan. Ya yani Türkçe'de böyle eş anlamda kullanılıyor ama sanki Allah-u Teala için haşa canlı demek doğru bir şey midir? Diri ve canlının farkını ben anlamaya çalışıyorum. Güzel, çok güzel. Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu tabii ki El-Hayy olarak ismi o şekilde ama biz Allah-u Teala canlıdır demiyoruz. Yani neden? Çünkü yani canlı sonradan kazanılan şey için söylenir. Yani daha çok yaratılmış olan. Tabii canlılık o mesela canlılar diyoruz. Oraya her canlı ölür de. Yani kaynak kendisi değil. Manasında. Yani bu kaynak kendisi değil. Neden? Evet. Çünkü biz mesela şunu görüyoruz. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam asasını yere bırakınca كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَمَّ رَأَهَا كَأَنَّهَا جَانٌ onu bir can olarak gördü diyor. Yani canlı bir varlık olarak. Burada biz biliyoruz ki o asaya verilen bir canlılık olmuştur. Yani ondan dolayı ona can denilmiştir. Yani asa normalde bir biliyorsunuz kuru bir ağaç parçasıdır. Öyle değil mi? Yere bırakınca ne yapıyor efendim? Bu canlanmaya başlıyor. Ayet-i Kerime'de böyle. Ha demek ki Hak Teala'ya canlı demememizin sebebi kaynak olması sebebiyledir. Kendisi kaynaktır. Ama canlılar o canlılığı bir başka şeyden aldıkları için buna biz canlı diyoruz. Evet, bundan dolayı Allah-u Teala diridir. Diridir, canlı değildir tabii o manada. Ama aynı zamanda canlıdır. Fakat canlı ona izafe etmek ona karşı çok, şey. Evet, şık gelmiyor. Şık gelmiyor. Bundan dolayı yani asa örneğini izah ettik evet, ya anlaşılırsa. Evet. Yani asa... Asa normalde ölüydü. Biz asa dirildi demiyoruz. Asa canlandı değil canlandı. Mi? Oradaki şey canlandı olarak geçiyor. Evet, canlandı. Evet. Şimdi hocam Allah-u Teala'nın esmalarına baktığımızda insandaki tecellisi. Bunu her programımızda insandaki tecellisini konuşuyoruz. Hay isminin insanda tecellisi yok. Yoksa yok mu? Var mı? Tabii ki. Allah-u Teala diridir ve ölmez. Ölümsüzdür. Tamam. İnsanın ölümsüzlüğü mümkün mü? Tabii ki insan özü itibariyle ölümsüzdür. Yani insan özü itibariyle tabii ki ölümsüzdür. Yani şey olarak değil mi? Yani bizim burada aldığımız hani ölümsüzlük şeyi hay olarak niye biz ahirete ineriz? Diyoruz ki yok olmayacağız diyoruz. İşte o da El-Hay isminin tecellisi değil mi? Yani biz El-Hay ismiyle bunu şey yapıyoruz zaten. İzah ediyoruz bir yönüyle en azından. Çünkü Hak Teala'nın El-Hay ismi zaten biz dünyada olduğumuz sürece hani hayat olarak bizim üzerimize tecelli ediyor. Yani biz diriyiz mesela. Hani her şey ellerimizle, organlarımızla, iç ve dış her şeyimizle biz diriyiz. Ama aynı zamanda iksir olarak da biz diriyiz. Çünkü hayat şeyi olarak ruh anlamında ruhun bir özelliği zaten diri olmasıdır. Öyle değil mi? Yani o manada kesinlikle onun kaynak odur yani. Ruh olarak hiçbir zaman insan... Peki biz niye bedensel olarak hay olmak istiyoruz? Yani insanlar, tabi bu genelde imanı kuvvetli olan insanlar için değil de özellikle tarih boyunca insanlar işte bir ölümsüzlük suyunun peşinde koşmuş değil mi? Tabii. Demişler hani ben ölümsüz olayım. İşte kaftanın arkasına, kaftanın arkasında işte neydi o? Ab-ı hayat. Ab-ı hayat. Evet. Ölümsüzlük suyundan iç. Yani normalde kulun bu kadar ölümsüz olma çabası biraz şeyine de aykırı düşmüyor mu? Yani insanlar bunu madem yapmış... o var niye o kadar arıyor evet. mu diyorsunuz? Belki de olduğu için arıyor. Yani belki var olduğu için fıtratında ölümsüzlük duygusu olduğu için onu arıyor. Ama biz bunu bedenle sınırlandırdığımız için belki problem. Biz diyoruz ki bu bedenle yani var olan bedenimizle sonsuz olalım diyoruz.
Yani bizde yani mevcut olan bedenimizle, mesela bu bedenin şeyi de belli, yani diyelim ki canlı ama diri, ama işte yaşlanıyor, hastalanıyor ve insan hep şeyi, hayat mefhumunu kendi dünyadaki bedeniyle sınırlandırıyor. Yani aslında beden dediğimiz şey ruhun elbisesi. Tabii. Neden sen ona sınırlandırıyor insan yani? Neden oysa ölümsüzlük iksiri, suyu neyse adı. İçecekse ruh içecek. Elbette. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla bu ruhun, yani bu hayat iksiri bedenle sınırlandırmak. Yani hep ben bu bedenle yaşayayım demek sonsuza kadar. Hı hı. Bu zaten tatsız bir şey olur. Yani şey anlamda da tatsız olur. Hem kalıpsal anlamda, şekilsel anlamda. Ama burada şunu söylemek lazım. Allah Celle Celaluhu diyor ki ta'rifuhum bisimahum. Şimdi her ruhun üzerinde bir sima, her ruhun siması vardır. Yani her insanın mührü vardır. Bu aslında hani biraz bu belki çok ağır gider, tam anlaşılmayabilir. Ama biz burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani beden değişecekse insan nasıl tanınır? Yani nasıl, yani farklı bedende Mustafa Hoca olarak tanınacak yine? Ne o ayet-i kerime şey diyor, biz onları parmak uçlarına işte kadar. Sima olarak diyor Hak Teala Celle Celaluhu. Diyor ki Celle Celaluhu, yani insanın siması değişmiyor. Yani mesela sizin çocukluk resmini birine gösterin, o topluluk içinde bir resminiz, hangisiyim ben hemen şusunuz der. Evet. Bir sima, ortak bir sima var. Oysa aranızda çok büyük bir değişiklik olmuştur mesela. Yani insanlar çok değişiyor biliyorsunuz. Yani doğuştan ölüme kadar yüz değişimi yaşıyor, fakat buna rağmen orada bir şey kalıyor. İşte sabitlik var. O bir sabitlik var. İşte ona tarifuhum bisimahum diyor. Allah-u Teala diyor, sen onları simalarından tanırsın. Yani bedenleri değişse de bir sima vardır. O da ruhun mührüdür. Hak Teala her ruha bir mühür vurmuştur. Ve o mühür onu tanınır kılıyor. Hı hı. Dirilik odur zaten. Onun için ahirette de daima insanın sahip olacağı o sima sayesinde, hangi bedene girerse girsin, cennette sabitlik olmayacağı için burada da aslında sabitlik yoktur. Hı hı. Biz bu nedenle bedenle sınırlandırmamalıyız canlılığı. Yani insanın bedeni değişir. Fakat insanlar hayat iksirini hep bu bedene içirmeye çalışıyor. Yani kendi mevcut bedenleriyle yaşamaya çalışıyorlar. Evet. Değil mi? Yani bakımı yanlış yere yapıyoruz. Yani. Şimdi ne kadar yapsa da sonuçta... Kiracı olduğun, yani şimdi ruh insanın evidir. Evidir. Beden kiralık yerdir. Yani adeta gidip bütün bakımı kirada durduğumuz yere yapıyoruz. Yani ya senin evin var. Ya da elbise diyebilirsin. Elbisedir ya da. Daha yani, şey evet. Uyan anlamında. Yani şimdi sen hep aynı elbiseyle kalayım diyorsun. Ya yani yüzünü gözünü yıkama, saçını sakalını güzel bir tıraş etme yerine habire pantolonunu ütülüyor. Evet gibi. Değil mi? Yüzü göz kirpas i̇şte, içinde işte. Ama... Elbiseye yatırım tabii. Yapıyor. Bu biraz onun gibi oldu değil mi? Tabii. Hay ismiyle, Rabbimizin bu ismiyle başka kelimeler arasındaki anlam ilişkisini soracağım. Aklımıza ilk gelen mesela haya. Tabii. Şimdi hocam haya konusunu iyi işlemek lazım bu manada. Yani burada utanma duygusu, tabii, utanma duygusu, hı-hı, ve hayatla ne alakası var? Hı-hı. Evet. Yani biz bunu izah edeceğiz. Yani bu konu iyi ele alınması gerekiyor inşallah. Biliyorsunuz şimdi istihya dediğimiz ya da haya dediğimiz şey, utanma duygusu aslında mana itibariyle hayanın anlamı hayat dile istemektir. Yani utanan insan, utanmak duygusu insanda bir acizlik duygusu verir. Hayat eksikliği duygusu veriyor. Mesela büyük bir zatın huzuruna çıktığı zaman utanıyorum diyorsun. Niye? Çünkü orada bir hayat şeyi hissedilmeye başlıyor. Hayata ihtiyaç duyuyor. Ek bir şeye ihtiyacı duyuluyor. İşte ondan dolayı buna haya denilmiştir. Yani hayanın hayatla bağlantısı şuradan kaynaklanıyor. Yani bir biz önce bir hayla hayanın bağlantısını. Tabii haya utanmaktır dedik. Hı hı. Tamam mı hocam? Haya da dirilik demektir. Evet. Ama bağlantı aynı. Yani aynı şeyden geliyor. Mesela istihya denildiği zaman innallâhe la yestahya an yadriba mesela. Allah çekinmez. Yani utanma bu manada şey yapmaz. Gerçekten mesela, söylemekten çekinmez. Çekinmez. Yani. Utanma şey yok. Haya, onda haya meselesi olmaz burada diyor. Hı hı, bu konuda, ama bizim evet. için kâne istihyâ minkum diyor. Peygamber sizden utanıyordu diyor. Hı hı. Evet. Hani Allah istihya etmez ama peygamber istihya eder. Evet. Mesela. Yani neden? Haya duygusu nereden kaynaklanıyor?
Bir kadın neden haya eder? Bir erkek neden haya eder? Ve haya neden önemli? Değil mi? Bunun anlamı ne? Evet. Evet. Şimdi bir kadın niye haya eder? Bir kadın şundan dolayı haya eder. Ya da bir erkek şundan dolayı haya eder. Kendini hayat fakiri gördüğü için haya eder. Yani azamet karşısında, büyüklük karşısında. Mesela sen birinin makamına gidersin, orada insanın dili tutulur. İşte ben heyecanlandım diye yorumlar. Hı hı. Yani nasıl işte ben ne söyleyeceğimi unuttum demeye başlıyor. Niye? Çünkü o orada o azamet karşısında, büyüklük karşısında hayata gereksinim diyor. Ek bir ruha ihtiyaç duyuyor. Ek bir hayata ihtiyaç duyuyor. Kendini orada rahatlaması gerek. Tabii. Hayat yani, derken. Yani hayat. Yani şu anlamda hocam, yani hayatın artışı söz konusu olmalı. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهِ Onları kadına bir ruhla desteklemiştir. Yani niye ruha, ruh ek bir ruhla desteklenme ihtiyacı duyuluyor? Değil mi? Evet. Demek ki ruh da ek bir şey gerektiriyor bazen. Haya da... Ruhun da beslenmesi gerekiyor. Beslenmesi gerekiyor. Evet, tabii. Tamam. Çok güzel. Evet, evet yani hı-hı. Çünkü mesela şu anda bazen o işinde bulunduğumuz ortama göre... ruh ihtiyacı hasıl oluyor. Bazen bulunduğumuz ortama yetiyor. Evet. Ama mesela bir makama gidiyor. Ruhsuz bir işte film de denir. Denir mesela. Ruhsuz bir parça tabii, denir. Denir. Evet. Yani şu anlamda hocam. Yani bazen bir ortama gidersiniz, o anda nefesiniz kesilir. Yani ardından nefes alışverişi zorlanır. Niye? Hı hı. Orada bir işte heyecan diye yorumluyorlar bunu. Ama aslında burada bir hayat... Bu hayattır. Hayat çok eksikliği iyi. Hissediliyor orada. Hı hı. Ek bir şey. İşte Hak Teala Celle Celaluhu kulunun kendisine karşı hayasını seviyor. Niye? Diyor ki siz haya ederseniz ben size hayat veririm diyor. Hayata muhtaç olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Benim hay ismime muhtaç olduğunuzu gösteriyorsunuz. Azamet karşısında heyecanlandığınızı gösteriyorsunuz ve bu beni hoşuma gidiyor diyor. Çok güzel. Evet. O zaman... Haya imandandır. Tabii. Aslında iman sizin için hayattır. Hayattır anlamına geliyor. Çünkü o size ruh veriyor. Ha, size yani, ruh sizi besliyor. Canlandırıyor. Size enerji veriyor. Tabii. Programın başında bu isimde çok müthiş bir enerji var dedim. Hani çözemediğim bir evet. enerji var. Aynen. Evet şimdi bu aslında hadisle de bağladığımızda haya ile hay ismi bağlantısı kurulduğunda hakikaten o enerji ortaya biraz daha çıktı gibi. Tabii. O manada hocam. Yani biz diyelim ki kadına haya çok yakışır. Erkeğe de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis diyor. Herkese haya çok yakışır. Yani zannedersem hadis-i şeriftir. Hı hı. Mesela ama kadına daha çok yakışır. Evet. Neden? Çünkü yani kadın kendini o hayaya muhtaç, yani hayat bulmaya muhtaç görmeli. Aslında bu şöyle bir şey yorumlansa Seydam nasıl olur? Aslında hayatı imar eden kadındır. Çünkü kadın hep haya beslenecek. Bundan dolayı sen hayalı ol. Çünkü sen eksik olursan mahvolur dünya. Tabii. Bundan dolayı sen hep kendini tazele, hep hayat bul. Tabii hayat o anlamda. Tabii tabii. Sen hayat buldukça imar edeceksin. Bir de canlı kalmış olursun. Tabii tabii. Kadın daha aktiftir. Erkekten aynen. daha aktiftir hayatta. Tabii. Yani bir de daha çok kendi bedenini korumaya muhtaçtır. Hı hı. Yani bedensel şeyleri çünkü kadın açısından bedensel yıpranmışlık daha çok sorun oluyor evet. erkeğe göre hı hı. nispeten. Ama biliyorsunuz kadınlar hep bedensel formlarını koruma konusunda çok özel bir gayretleri var. Hı hı. Yani bu konuda erkeklerde de var tabii evet. ama daha çok kadınlarda var. Neden? Çünkü kendi cemalini, kendi sıhhatini, kendi şeyini çok bedeniyle paralel görüyor. Ondan dolayı Hak Teala Celle Celaluhu diyor ki bunun da aslında iksiri hayalı olmaktır. Hı hı. Çünkü siz hayalı davrandıkça kendinizi hayat fakiri gördükçe o utanma şeyinizi devam ettikçe hayat bulursunuz. Hı hı. Yenilenirsiniz. Ama çok cüretkar olan hayal yıpranırsınız. Çok yıpranır. Oksijen azalır. Çok öyle de oluyor nitekim. Bakıyorsunuz mesela çok atılgan kadınların yıpranmışlık payı çok daha fazla oluyor. Hı hı. Niye? Çünkü o hayayı hissetmediği için tekrar hayat alma ihtiyacı ortaya çıkmıyor. Ve bir bakmış ki tüketmiş yani. Ondan sonra bu hayadan kaynaklı, yani hayasızlıktan kaynaklı. Tabii hayasız tabirini biz burada hayasız yaşam anlamında kullanmıyoruz. Yani sadece. Hani biliyorsun hayasız yaşam ayrı bir şeydir. Burada toplum içinde var olan işte hayasız, ahlaksız yaşam ayrıdır. Bir de atılganlık anlamında. Yani artık toplumda öyle bir şey oluyor ki yani kadının hayatın içinde
sürüklenmesiyle birlikte ne oluyor efendim? Şeyi kalmıyor biliyorsunuz. Yani artık o asaleti kalmıyor. Ondan dolayı mesela Firavun şunu söylüyor. Diyor ki yuqattilu ebnaekum ve yestahyi nisaekum. Firavun İsrailoğullarına diyor ki çocuklarınızı öldüreceğim, erkek çocuklarınızı, kadınlarınızı istihya edeceğim. Yani bir nevi onları onlardaki o hayat şeyde utanma duygusunu kaldıracağım bir yönüyle. Yani onları hayatta bırakarak, hayatın içine sürerek, hayatta çalışmalarını sağlayarak tamamen o şeyi yıkacağım demeye getiriyor. Yani hayat, kadınları aslında hayatta bırakacağım. İstihya orada hayat vereceğim kadınlara. Evet. Ama hayata süreceğim anlamına geliyor. Ama kelime, biz kelimenin biraz da sırrını konuşuyoruz. Şimdi bir ailenin, bir kavmin erkek çocukları katledildikten sonra kadınlara nasıl hayat kazansın ki? İşte o dediğiniz aynen. Manayı çok güzel besliyor. Tabii. Hayatsızlaştıracağım. Yani tabii. Aslında hayat vereceğim değil. Bu diğer anlamda hayat. Çünkü yani erkek çocukları katledilmiş bir toplumda kadın nasıl hayat bulsun? Nasıl hayat bulsun? Kardeşi öldürülmüş, oğlu tabii. Öldürülmüş. Nasıl hayat bulsun? Değil mi? Tabii. Yani işte burada şu ortaya çıkıyor hocam. Eğer biz meselesini anlamazsak o zaman hayatın içine sürüldükçe normalde biz hayat bulduğumuzu zannedersek ederiz ama aslında biz tam ters bir duruma düşeriz. Nitekim hayatın içine sürüklenen kadınlar çok aşırı bir şekilde sürüklenen. Gerek görev gerek şey. Hani onu tartışmıyorum. Ritmi mi bozuyor acaba? Ritmi bozuluyor. Değil mi? Tabii. El-Hay dedi ki ritimle bir alakası. Tabii ritimle alakalı. Ve burada kadını Allah-u Teala farklı bir şekilde yaratmış, farklı bir konum vermiş, konumlandırmış. Erkeği bu şu değil. Kadın elini asla dışarıda hiçbir işe sürmesin değil. Anlamda değil. Tabii ki o anlamda değil. Fakat kadına her işte yaptırın olmaz yani o da değil. İşte burada tamamen artık her şeyin sıradan olması. Yani tamamen aynileşme. Bu problemdir işte. Nitekim bakıyorsunuz o şekilde davrandığı zaman kadınlar çok çabuk yıpranmaya başlıyorlar. İşte haya bir kadın açısından bir lüks değildir. Aslında bir hayat kaynağıdır. Yani hayanın kendisi bir hayat iksiridir aynı zamanda. Yani kadın hayalı olduğu zaman kasılacağını, işte özgürlüğü sınanacağını düşünmesin. Haya ona hayat kaynağı oluyor. Onu daha çok cazip kılıyor. İşte, belki bir araya gireceğiz ama bu söz şeyden sonra girelim. Şimdi sekülerizm kadına parayla hayat vermeye çalışıyor. Doğru. Biz burada ifadeniz şu, İslam ise haya ile kadına hayat verir. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? Temel budur. Evet. Temel kural budur. Tabii burada biraz da erkeklere de hani ne diyorlardı, iğneyi kendine sok. Aynen. Ha, erkeklere de kadın hayayı tercih ediyorsa zorlamayın paraya. Tabii. Bazen o da oluyor. İşte karım çalışsın, kızım çalışsın, şuyum çalışsın. İşte değil mi? Eğer tabii ki kesinlikle burada en büyük sorumluluk zaten Allah-u Teala infak sorumluluğunu erkeğe vermiş. Niye erkeğe vermiş? Kadın hayalı kalsın diye. Yani hayatın içine sürüklenerek o şeyde mahrum kalmasın diye. Çünkü hayatın içine sürüklendiği zaman ister istemez bunda mahrum kalıyor. Evet. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim ve İslam hukuku tanrısal yasa böyle, ilahi yasa böyle. Yani infak konusunu, harcama şeyini erkeğe yükleyerek kadını o manada korumuş oluyor. Evet, kadın yıpranmasın diye tabii. Erkeği işe koşmuş. Tabii. Değil mi? Öyle. Evet değerli izleyenler, Rabbimizin El-Hay ismini konuşuyoruz. Tabii El-Hay isminin hayat ve haya ile olan ilişkisinde birinci bölümde konuştuk. Bakalım ikinci bölümde namaza çağrılırken Hayye alel felah deniyor. Neymiş anlamı? Kısa bir aradan sonra inşallah. Evet muhterem izleyenler, devam ediyoruz hikmet kaselerine. İnşallah Rabbimizin El-Hay ismini konuşuyoruz. Verimli olur inşallah diyelim. Hocam birinci bölümde El-Hay, oradan haya, oradan hayat kavramlarını da konuştuk. Yine bu kelimenin permütasyon diyorlar herhalde. Değil mi sayısalda? Bilmiyorum. Türev. Türevi. Midir hayvan kelimesi. Evet. O da türevdir. Oradan geliyor. Yani hayvan, bizim bildiğimiz hayvan oradan geliyor. Hani zaten insana hayvan denmesi yani hakaret olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. İnsan dışındaki canlı ama aslında hayvan. اِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ diyor Allah-u Teala. İşte ahiret yurdu hayvan yurdudur. Yani canlılık anlamında.
Tabii burada yani hayvan ile yani insana hayvan denilmemesinin sebebi burada sadece diriliğin kastedilmemesi. Yani insan sadece canlı değildir. Yani sadece diri değildir. Aynı zamanda yani dirilik bu değil. Hani az önce bahsettim. Evet, insan canlı ve diridir. Tabii. Hayvan ise canlıdır. Canlıdır gibi. Evet. Ondan dolayı bu manada. Yani ama Allah Celle Celaluhu ahirete de bu ismi vermiştir. Neden? Çünkü hayatın bir anlamı da rahat olmaktır. Yani biraz daha şey bu boyutu. Hem sorumluluk hem gerektiğinde dert edinmemektir. Yani hayatın böyle bir güzelliği var. Yani eğer siz sadece hayatı dert, her şeyi dert edinirseniz o da olmaz. Yani değil mi? Bazen tasasız olmayı da gerektiriyor. Değil mi? Şu yaşadığımız yani, dünyada. Tabii. Tasasızlık anlamında hayvan yurdudur diyor Allah-u Teala. Yani ahiret bir tasasızlık yurdu anlamında. Yani canlılık ve tasa canlılık var ama tasa yok. Evet. Şimdi biz bugün dünyada baktığımızda dünyanın hani, temel problemi ise tasa. Tabii, tasa. Yani çok tasalı. Ondan dolayı hayatın tadı ve zevki kayboluyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki siz hayatınızı tabii bu dünyada elbette tam böyle olmayabilir. Yani dünyada bizim hani imtihan yurdu sonuçta. Hı hı. Ama Hak Teala'nın bizde asıl vaat ettiği ve istediği şey yani hayatın hem tasasız olması bir yönüyle ama aynı zamanda bilinçli ve şuurlu olması. Bunu birleştirmek önemlidir. Yani mesela hayalin bir anlamı da tazeliktir. Yani tazeliğini korumak. Daima canlı olmak. Mesela canlı renk diyoruz. Canlı ağaç diyoruz. Hı hı. Niye? Çünkü yıpranmışlığın zıttı anlamında da kullanılıyor. Yani kendinizi yıpratmama anlamında. Evet. Daima diri olmak. Daima formda olmak. Şimdi buna form diyorlar, şey diyor. Yani hayatta hayatın böyle tecellileri de var. Canlılık anlamında, tazelik anlamında, formda olma anlamında. Hayvan tam olarak ben kelimeyi çözemedim. Kelime olarak ne anlama geliyor? Kelime olarak hocam bizim bildiğimiz hayat sahibi de. Hayatı olan demek. Evet, hayatı olan. Hayatı olan tabii. Yani bir hay olan ya da en azından hay olan anlamda. Evet. Yani ama burada yani Hak Teala'nın özellikle ahiret yurduna, cennet yurduna hayvan demesi tasasızlık anlamında da bir yönü vardı. Hani hayvan gibi yaşamak diyoruz ya. Ama tasasız. Tasasız. Dünyada anlamda. Eleştirilir aslında. Ya, tasasızlık anlamında. Oysa insan derin düşündüğünde tasasız bir hayat herkes ister. Tabii ama değil şu. Yani yaşlanma sıkıntısı yok, hastalık sıkıntısı yok, evsi bar sıkıntısı işte yok. İşte biraz tevekkülle alakalı. Bundan dolayı tevekkülü mutlak olan yani biz hayvan gibi yaşayarak haşa tasasızlık bu anlamda değil. Tevekkül ederek. Yani öyle bir tevekkülümüz olmalı ki, öyle bir inancımız olmalıdır ki tasasız yaşadığımız zaman bakıyorsunuz çok daha hayatın güzel olduğunu, hayatta daha çok üretici olduğumuzu gösteriyor. Bazen kasılmak, çok aşırı dert edilmek, farklı yani tevekkülden mahrum olmak bunlar da ne yapıyor? Sorunlar da oluyor. Sorunlara sebep oluyor. İşte Allah Celle Celaluhu burada hayvan ile hayatı da bir bağlantı. Tabii bağlantı şey yaparak bize şu biz insan olarak hayvandan farklıyız ve üstünüz. Hı hı. Ama şu boyut da olmamalı. Yani bizim o sevecenliğimiz, masumiyetimiz, tasasızlığımız da olmalıdır ki ikisi birlikte dengeli. Şimdi tamamen hayvanlaşmak affedersiniz kınanır ama tamamen cansız olmak, tamamen o tasarlı hale gelmek işte şeyi de ruh hastası olmak da o da iyi değil yani. Tabii. O da iyi değil. Bunu ne yapmak lazım? Dengelemek lazım ve sanki biz bunu dengeleyemiyoruz gibime geliyor. Yani burada bir problem var. Evet. Yani bunu yapabilsek ya böyle tamamen ruhani bir hayat. Tabii. İslam dünyasının temel problemi bu evet. Sanki biri hiç hayatın gerçekliğine değmeyen ruhban diye Kur'an'ın eleştirdiği tabii. Ruhbanlar. Yani böyle bir ruhani bir hayata bir kenara çekilmiş ruhani bir hayat. Bir kesimde gitmiş hayvani bir hayat. Tabii. Ya bir türlü o ikisini birleştirip işte, ortak bir şey. Bu nokta önemli. Yani biz buna Hak Teala'nın hay ismini hayata dönüş yani hayattır zaten. Hayat oradan geliyor. Ve biz bu hayatın içinde daima o canlılığı, o hazzı ve bilinci, aynı zamanda üreticiliği,
birlikte ele almamız gerekiyor. Böyle hayat olunca, zaten üretim değil mi? Üretim tabii. Yoksa hayat nasıl? Ya Mars'ta hayat yok. Yani. Niye? Çünkü orada hiçbir şey üretilemez. Üretilemez. Aynen öyle. Yani üretimin olmadığı yer hayatın da aslında olmadığı yer. Tabii. Yani bir de hani yani darul hayvan denilmesi mesela bir de sevimlilik anlamında. Çünkü biz bakıyoruz mesela bazen insanlar yani bütün yani canları çok seviyor. Hayvan sevgisi. Bazen hani diyoruz ya niye hayvanlar seviyor? İnsanların ya çünkü neden ya mesela bazıları insanlardan kaçıp hayvanlara şefirde dostluk kuruyor. Çünkü hayvanlardaki o masumiyet o şey insanları cezbediyor. Demek ki biraz da o yönde olmalı insanda. O sevimlilik anlamında da ele almak lazım bunu. Evet. Hayvanın o masumiyeti de sevimliliğini. Sevimliliği. Evet. Sadakati yerine göre. Evet, sahibine olan sadakati. Şimdi bu kelimeyle alakalı bir son sözcük daha soracağım. El-Hayy ismiyle ilgili Yahya. Tabii Yahya hem dirilen demektir. Şimdi Hazreti Yahya aleyhisselam ama bu ismin verilmesinin tabii birçok hikmeti vardır. Ama en önemli şeylerden birisi annesi ve babası tam en yaşlı zamandayken yani tam bedensel olarak çok zayıf oldukları bir zamanda doğduğu için bir nevi buna Yahya denilmiştir. Yani hayat sahibidir. Niye? Allah-u Teala ona bu müjdeyi verince Hazreti Zekeriya yani şaşırıyor. اَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدْ وَكَانَتْ اِمْرَأَةِ عَاقِلًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ diyor. Ben çok yaşlandım ve benim eşi hanım da kısır diyor. Yani kısır olan birinden hayat ortaya çıktığı için işte ona Yahya ismi verilmiştir. Demek ki biz ummadığımız zamanlarda çok hani bir şey çıkmaz dediğimiz şeylerde de daima bir hayat ortaya çıkabilir ve bu Yahya olur. Bir de şöyle bir şey var hocam. Yani Yahya'ya bu ismin verilmesinin bir sebebi de şudur. Yani Hazreti Zekeriya diyor ki bana bir işaret ver diyor. O da diyor ki ayetuke elle tukellimen nas thalatha layalin sawiya diyor. Sen de insanlarla 3 gün boyunca konuşma diyor. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Demek ki hocam insan kendi idealini, kendi inancını, kendi hedeflerini içine sakladı mı efendim o büyür. O hedefi, o ideali büyür ve bir gün gelir o kendini belli eder. Sen onu anlatmana gerek kalmaz. Yani şöyle izah edelim. Yani Yahya aleyhisselam ile ilgili olan sırrını tut mu diyor. Tut yani. Diyor. Yani ve o sırrını tut, o kendi kendini belli eder. Yani annesi hamile olduğu belli olur zaten. Ama sen daha önce söylesen, işte benim çocuğum olacak desen millet seni alay eder. O da doğru. Aslında bu karın bu yaşta, sen bu tabii, yaşta. İşte. Bu hikmet bu mu? Ya çünkü ama orada 3 gün yani 3 günde. Ama 3 gün boyunca demek belli olacak süre. Burada 3 gün izafi bir süre. Ya zamanda izafilik var. Yani belki orada 3 gündür. Belki bizim için bu 30 gündür. Belki 10 yıl, 3 aydır neyse yani herkesin belki 3 yıldır. Ama mesele şudur hocam. Başını belaya sokma. Yani artık ya çünkü insanlar anlayamaz şu an. Yani ayeti öyle mi anlamalıyız? Ey Zekeriya bunu söyleme, söylersen başını belaya sokarsın. Çünkü bu görünen, var olan durum normal bir tecelli değildir. Yani bırak hedefin içinde büyüsün demektir hocam. Evet. Muradın içinde büyüsün önce. Hı hı. Önce sen kendi içinde o muradın büyümeli. Şimdi nasıl ki çocuk anne rahminde yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor. Bunun gibi muradımız, hedefimiz neyse o da içimizde büyümeli yavaş yavaş. Evet. Yahya gibi canlanmalı. Canlılık, hayat bulacak. Hayat bulacak, canlanacak ve belli edecek kendisini. Ama insanlar ne yapıyor hocam? Çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Hedefini belli ediyor. Muradını. Her şeyini. Ve bu sefer insanlar ne yapıyor? Alay etmeye başlıyor. Ya sen ki bunu yapmak kim demeye başlıyorlar. Bu sefer o Yahya daha canlanmadan şey düşüyor. Oluyor. Düşüyor. Yani prematüre oluyor. Ya da evet, tabii. Daha anne rahmindeyken kayboluyor. O bakımdan Yahya denilmiştir. Yani çok güzel, evet. Tabii, hedefin canlı olacak diyor. Hı-hı. Sen ne kadar hedefini iyi saklarsan ve buna inanırsan, buna bir imanla bağlanırsan ne yapacak o hedefin, o amacın, o muradın artık neyse bireysel olur, ailesel olur, ülke bazında olur. Yani daima hedefin doğru olacak, muradın güzel olacak, herkesin faydasına olacak,
Ağzını tutmayı bileceksin. Ve o muradına inanacaksın. O muradına güveneceksin. Onu içten içe ve onu tutacaksın içinde. Bir bakmışsın ki büyümüş. Yahya bir bakmışsın ki Yahya olmuş. Evet, hayat dolu. Hayat dolu. O zaman kimsenin hayat dolu olan bir şeyi inkar etmeye, yalanlamaya mecali kalır mı? Ama sen önceden söylersen ne yapar? Hep insanlar ya, yok sen hayalcisin, sen maceracısın, sen ne diyorsun, saçmalıyorsun, delirdin mi falan demeye başlarlar. Hı hı. İşte bazen bazı idealler böyle olmalı. Bunun için kim hedefine inanıyorsa ve bunu iyi bir şekilde tutuyorsa ne yapar efendim? Zamanla bu canlanır ve artık kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde zuhur eder, ortaya çıkar. Evet. Şimdi Hazreti Enes şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselamla diyor beraberdim. Bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey gökleri yoktan yaradan, ey hay ve kayyum olan Allah'ım ben senden istiyorum. Peygamber aleyhisselam adama dedi ki neyle dua ediyor biliyor musun? Peygamber aleyhisselam Hazreti Enes'e diyor. Bu adam neyle dua ediyor biliyor musun? Canımı elinde bulundurana yemin ederim ki bu adam dua edilince kabul edilecek bir isim ile Allah'a dua ediyor. Tabii. Çünkü hocam yani hayat, yani Allah'ın el-hayy ismi anında görüntü dediğimiz şeyi ifade ediyor. Çünkü nefha ile alakalı, kun feyekun ile alakalı hem canlılığı yani anında hareket ettirmeyi gerektiriyor. Sen o haydan istediğin zaman, yani çünkü insan somut bir hareket ister. Yani kıpırdanma ister. Bir şeyi hani bir şey ya kıpırdanma yok, yaprak kıpırdamıyor der. Hı hı. Yani pazarda şey yaprak kıpırdamıyor der. Hı hı. Yani hareketsizlik, donukluk anlamında kullanılıyor. Onun için el-hay ismi somut ve görünür bir şekilde anında görüntüyü yani ifade ediyor burada hadiste. Ayrıca şu da var hocam mesela yani el-hay ismiyle ilgili bir şey de hocam mesela tahiyyat diyoruz. Tahiyyat da oradan geliyor. Tahiyyat. Yani bize namazda kıldığımız tahiyyat. Selamlama dediğimiz şey de oradan geliyor. Yani tahiyyatü diyoruz. Yani canlı selam demek. Tahiyyatın manası budur. Canlı selam. Tabii manası bu. Çünkü sen canlı olarak söylüyorsun. O anda canlı canlı söylüyorsun. Yani canlı yayın diyorlar ya hocam. Hı hı. Yani canlı diye canlı yayın diyoruz. Yani canlı selamdır bu. Yani tahiyyatın anlamı bu. Çünkü o da hayattan geliyor. Onun için evet. Allah-u Teala ve izâ huyyitum bi tahiyyetin bir selamla diriltildiğiniz zaman ama biz selam diye bir tercüme ediyoruz. Yani bazı selamlar hayat veriyor insana. Bir hal hatır sorarsın adamın yüzü güler, canlanır, hayat bulur. Yani o Allah-u Teala diyor size daha güzeliyle hayat verin. Çünkü size de o kaynak var. Evet. Değil mi? Yani tahiyyat hani ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyû bi ahseni minhâ. Size daha güzeliyle karşılık verin. Hı hı. Ama burada tahiyyat bir selamla size bir selam verildiği zaman daha güzel selam verin. Ama buradaki lafız hayattır. Tahiyyat, hay vesaire. Bunlar hepsi hayatla alakalı. Demek ki bazen insanın bir selamı bir hayat kaynağıdır. Evet. İçten söyleyeceği bir şey bir canlılık şeyidir. Ondan dolayı Hak Teala Celle Celaluhu diyor birbirinize selam verirken birbirinize birbirinizle konuşurken bileceksiniz ki o sözün bir canlılığı vardır. En azından canlı olmalı. Hı hı. Hayat iksiri taşımalı. İçten olmalı. Ağızdan olmamalı. Dudaktan dökülmemeli. Kalpten gelmeli. Ve o ne yapar? O size hayat verir. Ondan dolayı biz yani Kur'an-ı Kerim selama tahiyyat ismi veriyor. Ve evet. Bu işi yapmaya da وَاِذَا حُيِّيْتُمْ yani orada huyyitum, dirildiğiniz zaman anlamı da çıkar ya bir yönüyle. Yani bir nevi o bir selamla dirildiğiniz zaman. Evet. Yani canlandırıldığınız zaman, dirilik kazandığınız zaman siz de o dirilikle karşılık verin. Düşünün ki herkes birbirine selamı canlılık iksir olarak verirse toplum ne kadar... Şey hocam olur. Siz bunu söylerken şimdi tahiyyatta dediniz ki bu aslında diriliş selamı. Tabii. Değil mi? Tabii. Normalde tahiyyat namazın bitişinin habercisidir. Tabii son. Kade-i ahire diyorlar evet. Zaten son. Bir son. De ortada söylüyor. Ortada da okuyoruz ama yani oturduğunda son. Biri dışarıdan girdiğinde diyecek ki namaz bitiyor. Doğru. Oturuş bu vaziyetinde söyleniyor. Evet. Oturuş vaziyetidir çünkü. Normalde dünyaya dönüyoruz. Tabii. Başka bir yerdeydik. Tabii. Namazdayken.
başka yani bir gezegen. Müminin miracı. Evet. Başka bir yerdesin. Tahiyyatla beraber dünyaya döneceksin. Tabii. Selam verdin. Tabii. Aslında dünyaya selamdır bu. Tabii, bravo. Dünyaya dönüşün niye biz hayat böyle şey? Yani çünkü normalde hayat, bizim için hayat namaz olmalı değil miydi? Yani hayat ama namaz... Şununla da birleştireyim, buyurun, özür dileyerek. Buyurun. Bir de namaza giderken, tabii, onu da artık resim çektik ya, devam tabii, edelim buyurun resme. Ezan okunuyor. Tabii. Hayye alessalah diyor. Bravo. Namazdan çıkıyoruz. Tahiyyat. Tabii, bravo. Bak başlangıcı bu. Başlangıç. Sonucu bu. Başlangıçta hadi dirilişe diyor. Çıkarken yine diyor hadi dirilişe. Tabii, hayya. Evet. Aynen öyle. Neden hocam? Çünkü bu durak bir hayat, hani tabiri caizse istasyon, hayat istasyonudur. Hı-hı. Yani insan hani nasıl ki görüyoruz işte bir yakıtı bittiği zaman bir araç diyor, bir istasyona gireyim yakıt alayım. Tabiri caizse evet, bir istasyondur bu. Yani canlanma istasyonudur. Yeniden can kazanma, ruh kazanma, hayat iksiri kazanma istasyonudur. Bu durağıdır. Çok o duraktır. Ondan dolayı haydi yani sinyal veriyor. Hani bitti. Bitecek bak. Bitecek, sinyal veriyor. Hayye alassala diyor. Bakın gelin sinyal alın diyor. Sizin hı-hı, yakıtınız, sizin hayat şeyinize bir eksilme oldu. Haberiniz olsun. Hayye alassala. Gelin namaza. Orada o hayat şeyini ne yapın? Depoyu doldur. Depoyu doldur diyor. Sonra tahiyyat, evet, depo doldu. Tabii. Onun için ben artık enerji doluyum diyorsun. Evet. Artık ben bu tahiyyatı, bu diriliş selamını aldım diyorsun. Hı-hı. Ve ben bütün dünyaya bu iksiri, bu hayatı verecek durumdayım diyorsun. Artık ben sadece kul değil, aynı zamanda icracıyım, halifeyim aynı zamanda. Ben, hı-hı, namazda hem kulluk yaptım, hem Allahu Teala'dan bu yetkiyi de aldım. Namaz benim için bir kulluk vazifesi değil sadece. Bir iksir alarak icraat yapabilme gücü. Mazbata alıyorum. Mazbata alıyorum bugün, diye yapabiliriz. Bugün deyimiyle, mazbatayı alalım. Bugün güncel evet, şeyle. Evet. Yani aslında namazda kul halifelik mazbatasını alıyor. Çünkü hayye alessalah, hayye alessalah, hadi kurtuluş. Tabii, kurtuluş. Depoyu doldurdu. Tabii. Ve tahiyyatla beraber efendim artık kul hazır. Aynen. Halife olarak hazır. Tabii. Aslında girerken böyle kul olarak girdi, çıkarken halife olarak hem çıktı. Tabii icra şeyi olarak. Zayıflamıştı çünkü halifenin gücü bayağı bir zayıflamıştı. Tabii. Yani yakıt bitmek üzereydi. Evet. Evet, şimdi ayetler üzerinden de değerlendirip öyle bitirelim inşallah. Furkan suresi 58. Sen ölümsüz ve diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Şimdi tesbih ile, yani ölümsüz ve diri olan Allah'tan sonra onu hamd ile tesbih et, kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Hani burada mesela tevbeleri kabul etmekten bahseden bir sıfat olsa tevvap değil mi? İşte bir rahmet edici gafur olsa hay ile günah ilişkisi. Tabii şimdi günah hocam. Çünkü özür dileyerek tesbih var. Hamd ile tesbih et diyor. Günahlarından haberdardır ve o hayidir diyor. Tabii. Şimdi hocam günah mefhumu bizde yani şudur hocam. Ölü hücre üretiyor. Yani günah insanda ölü hücre üretiyor. Kalpte ölü hücreye sebep oluyor. Zihinde ölü hücreye. Şimdi günahkar insanın hücrelerinde problem. Hocam bu böyle geçmesin. Tabii. Bu altını çizelim. Buyurun. Günah ölü hücre. Tabii. Bu çok güzel. Ya, anlamı mı bu? Yani anlamı bu tabii. Bir yönüyle bu. Yani günahın evet, bir anlamı nedir hocam? Yani günah şeyiyle isimde desek buna işte cünah desek, efendim zenb desek, hı-hı, bir yönü budur. Yani evet, insanda hani bir şeye Allah-u Teala la istevil ahya vel emvat diyor. Yani sen diyor inneke la tusmi'u la tusmi'ul mevte diyor. La tusmi'u fil kubur diyor. Sen ölüleri işittiremezsin. Hı hı. Yani oradaki ölüden kasıt nedir? Ölü hücre. Evet. Yani adam yani Allah Teala buyuruyor Celle evet, çok güzel. Yani adam niye ölmüş? Yani hücre yaşıyor ama ölü hücre şeklinde yaşıyor. Şimdi Allah Teala Celle Celaluhu buna ölü adını veriyor birilerine. Hı hı. Ama bu aslında normalde canlı ama diri değil. Diri değil, bravo. Evet. Canlı ama diri değil. Evet. Hareket ediyor, hı hı, ama diri değil. Taştan farkı yok. Tabii. Bazen de zaten kalpleri benzetiyor. Zaten Allah Teala diyor heykel hicaretu bel eşeddu kasve. Yani hı hı, o taştan da daha katıdır. Demek ki niye o insan ne duruma geliyor? Ölü hücre. Günah yanlışlık insanda ölü hücrelere sebep oluyor.
Evet. Yani ölüm yani kül şey anlamında böyledir. Çünkü Allah Teala ona ölü ismini veriyor. Hı hı. Yani burada ölü illa kabre giren anlamında değil. İş yani fonksiyonsuz. Yaşayan ölü. Fonksiyonunu yerine getirmiyor. Tabii, hücrenin tabii. Ölmesi nedir? Bravo. Fonksiyonunu yerine getirmiyor. Yaşayan ölü. Evet. O bakımdan Hak Teala Celle Celaluhu burada özellikle günahkar insanlara şunu söylüyor. Diyor ki siz kendinizi kontrol edin. Yaptığınız her günah size belki iki kaç tane hücre ölümüne sebep oluyor. Mesela kalbinizdeki hisler ölüyor. Hı hı. Duygular ölüyor. Zihninizdeki şey. Bu nedir? O zaman sizin dirilmeye ihtiyacınız var. Yani nasıl dirilecek? Tabii işte dönüş yaparak. Hayya alel felah. Hayya alel salah. Tahiyyat yaparak. Yahya olmak. Yahya olarak tabii. Yani haya ile. Haya ile bravo. Evet. En güzelliği. Mesela zaten evet. Bir bariyerdir haya. Aha. İşte niye şey yapıyor? Ondan dolayı bütün bunlar bir arada olduğu zaman ne olur? İnsan hayat bulur. Evet. Tekrar hayat bulur. Bu nedenle oradaki ayet-i kerimedeki sırrı yakalamanız çok hoş olmuş hocam. Yani bu izleyicilerimiz de bilsinler. Demek ki bu programı boşuna yapmıyorsunuz. Yani bizim karşımızda böyle gerçekten sizinle program yapmak bundan dolayı çok keyifli ve zevkli. Ve eminim bütün izleyicilerimiz de bunu takdir edecekler. Yok Seyidam yani şey yapmayalım ama hakikaten güzel bir program oluyor. Evet. Hoş bir program oluyor. Eyvallah. Ben çok istifade ediyorum. Eyvallah. Bilmiyorum izleyiciye de daha önce dedim not alın. Ya ben şu an bile not alıyorum. Eyvallah. Sanırım süremizin de sonuna geldik. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Hakikaten diri bir programdı diyelim. Öyle bitirelim. Eyvallah. Evet muhterem izleyenler yaşadığımız hayatta bazen insanlar kendini canlı hissetse bile aslında diri kalamıyor. Çünkü insanı öldüren, insanı ruhsuzlaştıran süreçler de yaşanabiliyor. Hocamızın deyimiyle ölü hücreler. Rabbimiz El-Hay ismiyle dirilen, dirildiğinin farkına varan ve bu diriliş için mücadele eden, toplumsal manada bir diriliş için mücadele eden insanlardan eylesin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.